hak ve hakları anlatıyorduk. Mülkiyet haklarından bahsettik. Mutlak haklardan bahsettik. Mutlak haklar işte mülkiyet hakkı, sınırlı ayni haklar, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti ve rehin hakları gibi haklardan oluşuyordu. Gayrimaddi haklar da vardı. Bunlara fikri haklar, telif hakları diyebiliyoruz. Şahıslar üzerinde mutlak haklar vardı. Kendi şahsı üzerindeki mutlak haklar. Bu haklar bir kimsenin maddi, manevi ve iktisadi büyüklüğü, bütünlüğü ve varlıkları üzerinde sahip olduğu mutlak haklardır. Bunlara şahsiyet hakları deniyor. Şahsiyet hakları neler olabiliyor? İşte velayet hakkı mesela bunlardan bir tanesi. Modern hukuk sistemi içindeki mallar üzerinde mutlak haklar tanınıyor. Şahıslar üzerinde böyle haklara kural olarak yer vermezler. Şahıslar hakkın konusu değil, sahibidirler. Mamavi hukuk düzeni bazı sebeplerden dolayı korunmaya muhtaç durumda olan kimseler üzerinde de başkalarına bir takım mutlak haklar tanımaktadır. Yani mesela çocukların velayeti, anne baba üzerinde çocukların velayeti ya da bir başkası üzerine mesela velayet verebiliyor. Çocuğu koruma amaçlı bunları yapabiliyor. Demek ki birçok hak durumu var. Önceki derste söylediğimiz gibi hak kavramı çok farklı değerli arkadaşlar. Herkes ne diyor? Ben haklıyım diyor. Peki haksız kim? Herkes haklıyım der. Kimse haksızlığı kabul etmez. Dolayısıyla haklar da devredilebiliyor. Birçok hak kavramı var. Bu nedenle bu bizim tabii konumuz dışında bunlar. Ama konumuzun dışında olduğu için çok fazla üzerinde durmuyoruz. Ama bizim de ne var? Mesela temiz havaya ihtiyacımız var. Temiz hava hakkımız var. Çevre hukukuyla ilgili olarak yeşil bir çevreye ihtiyacımız var. Parka, sokaklara, işte sokaktaki ağaçlara, çimlere vesaireye neye haklarımız var. Yani şahsi olarak devlete bununla ilgili diyoruz ki işte bana ağaç vermiyor. Benim havamı kirletiyor diyebilirsiniz. Bunlar da tabii gerek çevre kanunuyla gerek şahsın devletten istediği haklar bağlamında da önem kazanıyor. Peki hak nasıl kazanılır? Hak kazanma diye bir kavram var mıdır? Mesela hakkın kazanılmasına bakıldığında şahsa bakılmaksızın bir hakkın şahsa bakılmaksız bağlanmasını yani bir hakkın bir şahsa bağlanmasına hak kazanılması diyoruz. Bir şahsa, bir hak, herhangi bir hak. Mesela bu yol hakkı veya bu arsa, mesela bir arsa, arsanın mülkiyeti benim diyor. Dairenin mülkiyeti diyorsunuz. Mülkiyet nasıl bir şey? O bir hak mı? Hak. O mülkiyeti devlet gücüyle ya da kanun gücüyle ne yapıyoruz? Bir şahsa bağladığınız anda hak olmuş oluyor. Yeni bir hak ile şahıs arasındaki bu bağlantı kurulmasını ifade etmektedir. Her hakkın bir sahibi vardır. Sahipsiz bir hak olmaz. Ancak bir hakkın herhangi bir kimseye bağlanması, o kimsenin hakka sahibi kılınması kendiliğinden gerçekleşmez. Bu sonucun doğabilmesi bir takım olgulara bağlıdır. Başka bir deyişle hakları doğuran başta 3 olgu vardır. Yani bir takım olgular olmadan siz tutup da hakları benim hakkım diyemezsiniz. O olguların olması gerekiyor. Bunlar da hukuki olay, hukuki fiil ve hukuki muameledir. Yani hukuka dayalı bir olay, hukuka dayalı bir fiil ve hukuka dayalı bir muamele sonucunda ne olmaktadır? Hak kazanılmaktadır ya da hak elde edilmektedir. Mesela sizler nasıl bir hak elde ettiniz? Öğrencilik hakkı elde ettiniz. Nasıl elde ettiniz? Resmi bir sınavla yani hukuki bir sınavla ne yaptınız? Hukuki bir sistemde kaydoldunuz ve hukuk sisteminin içinde bir öğrencilik hakkı elde etmiş oldunuz. Yani dolayısıyla
öğrencilik hakkı, sıradan gel vatandaş sana bir öğrencilik hakkı vereyim diye bir şey söz konusu olamaz. Bir takım hukuki sistemleri geçtikten sonra ne yapılmıştır? O, hak elde edilmiştir. Demek ki hukuki fiiliyatların sonucunda. Hukuki olaylar nelermiş bakalım. Hukuku ilgilendirmen, ilgilendirmeyen ve insan arası dışında hukuku bulan tabii olaylar da var. Yani hukuk düzeninin kendilerine hukuki sonuçlarla bağladığı olaylara biz hukuki olay diyoruz. Günlük yaşamımızda çok çeşitli olaylarla karşılaşırız. Bunlardan bir kısmı hukuk bakımından önemli olmayan olaylardır. İşte örneğin parkta gezmeniz, işte sohbet etmeniz, kendi şahsınıza ait olan ağacı budamanız, işte kesmeniz vesaire, televizyon seyretmeniz. Yani bunlar hukuksal bir yapı değil, hukuksal bir olay da değil. Ya da hukukun dışında işte yağmur yağması, kar yağması gibi bir takım olaylar nedir? Hukuk dışı olaylardır. Bunlara hukuki olay demeyiz. İnsan iradesiyle gerek kendiliğinden gerekse hukukun kendilerine hukuki sonuçlar bağladığı olaylara hukuki olay diyoruz. Örneğin doğum ve ölüm birer hukuki olaydır. Zira hukuk düzeni her ikisine de hukuki sonuçlar bağlamaktadır. Gerçekte de bir kimsenin ölümüyle şahsiyeti sona ermekte, fakat aynı zamanda mirasçıların lehine hak doğmaktadır. Bakın enteresan bir olay. Kişi ölüyor, öldü ama onun bir takım hakları kaybolmuyor. Onun mirasçısına devredilmiş oluyor. Bu da bir hukuki olaydır. Yani bir yerden ne yapıyorsunuz? Bir ebeveyniniz ölüyor, siz mirasçısı olabilirsiniz. İşte bir hukuki olay gerçekleşmiş oluyor. Oradan ne elde etmiş oluyorsunuz? Bir hak sahibi olabiliyorsunuz. İşte bir hukuki olay değerli arkadaşlar. Bir de hukuki fiil var. İnsan iradesinin ürünü olan ve kendisine hukuki sonuçlar bağlanan olaylardır. Hukuki olaylar içinde sadece insanların faaliyetleri ürünü olanlar hukuki fiil teşkil eder. Tabii olaylar hukuki fiil değildirler. Buna karşılık bir kimsenin belli bir yerde yerleşmek niyetiyle oturması, başkasına ait bir takım malzemeleri kullanması, bundan bir ürün yapması da bir hukuki fiildir. Yani bunları da tabii ikametgah kurma Medeni Kanunun 19. maddesinde ne yapılmaktadır? Tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmektedir. Öyle bir hak verilmektedir. Başkasına ait ürünü kullanıp başka bir ürün yapmada ne yapıyor? Bu da bir hak kazanılmıyor. Mesela başkasına ait bir malzemeyi alıyorsun, kendine bir ürün yapıyorsun. Bu da hukuki tayir deniyor. Mülkiyet hakkı kazanıyorsun. Efendim, hukuka aykırı diyorsun. Ya orada atılıydı, ben aldım onları, işte o taşları aldım, o taşlardan duvar yaptım diyorsunuz. Kendinize duvar yapabiliyorsunuz. İşte bakın, hukuka uyduruyorsunuz. Yani bazı konular vardır ki, ondan sonra benim hakkım diyorsunuz. Hak sahibi olabiliyorsunuz. Hukuki muameleler vardır. Bir veya birden fazla kimsenin hukuki bir sonucu yöneltilmiş irade açıklamasına da hukuki muamele diyoruz. Diğer bir deyimle hukuki muamele bir veya daha fazla kimsenin hukuki bir sonuç elde etmek üzere irade açıklamasında bulunmasına hukuki muamele diyoruz. Yani burada da bir takım konular, haklar doğabiliyor burada. Hakta asli hak kazanma ya da devren hak kazanma gibi kavramlar da var. Yani ben kendi şahsıma bir hak kazanmış olabilirim. Örneğin bir kitap yazdım. O kitabın telifinden doğan bir hak kendim kazanıyorum. Yani bakın doğrudan bir
hak kazanabiliyorum. Ya da ben bir kitap yazdım, kitabın hakkını bir başkasına devredebiliyorum. O devrettiğim kimse ne yapmış oluyor? Hak kazanmış olabiliyor değerli arkadaşlar. Yani velhasılı hak kazanmak, hak elde etmek çok farklı bir kavram ifade etmektedir. Onun için hep şunu söyleriz. Ben haklıyım. Doğrudur. Sen haklı olabilirsin. Peki haksız kim? Ben bunu her zaman söylüyorum. Haksız kim? İşte şu haksız. Gerçekten haksız mı? Bunu da sormak gerekiyor. Peki hak kazandınız, hak elde ettiniz. Peki hak kaybedilir mi? Evet, hak sahibinin yani kazanılmış ya da bir şekilde elde edilmiş hakkın sahibinden ayrılmasına, yani onun elinden çıkmasına biz hakkın kaybedilmesi diyoruz. Yani mesela bir arsanız var, arsanızdaki hakkınızı bir başkasına maddi çıkar karşılığında sattığınız anda ne yapmış oluyorsunuz? O hak, oranın mülkiyet hakkı sizden alınıyor, bir başkasına verilmiş oluyor. Siz oradaki hakkınızı kaybetmiş oluyorsunuz. Örneğin, işte öğrencilik hakkınızı elde ettiniz. Dediniz ki ben artık okumayacağım, vazgeçtim diyorsunuz. Öğrencilik hakkınızı ne yapıyorsunuz? Biliyorsunuz, kaydınızı sildiriyorsunuz. Öğrencilik hakkınızı kaybediyorsunuz. Ya da daha başka bir olay. Öğrencilik hakkınız, işte mezun olduğunuzda ne olmuş oluyor? Bütün notlarınızı veriyorsunuz. Mezuniyet için gerekli şartları sağladığınız anda öğrencilik hakkınızı kaybetmiş oluyorsunuz. Bakın hakkı kaybedilmiş oluyor. Yani bu nedenle hakkı zaman zaman kaybetmek söz konusu olabilir. Belirli bir süre işte diyor ki 5 yıl içinde başvur diyorsunuz. Başvurmuyorsunuz. 5 yıl geçtikten sonra ne yapıyor? İşte hakkınızı kaybettiniz diyor. Daha önce gelecektim. Bakın belirli süreler de var. O süreler içinde de itiraz edilmesi vesaire var. Örneğin size hak veriliyor. İşte sınav sonuçlarına itiraz edin diyorsunuz. Sınav sonucuna itiraz ediyorsunuz. Ama ne zaman? İşte 15 gün içinde sınav sonucuna itiraz edebilirsiniz. 15 gün geçiyor. Ne olacak? 15 gün geçtikten sonra gidiyorsunuz, itiraz ediyorsunuz ama size diyorlar ki bakın süre açısından siz 15 gün içinde müracaat edecektiniz. Dolayısıyla 15 gün içinde müracaat etmediğinizden dolayı hakkınızı kaybettiniz deniliyor değerli arkadaşlar. Yani hak öyle ben haklıyım da hak olmuyor. Efendim hakkın kullanılması nasıl oluyor? Mesela sınırlar işte herkesin bir hakkı var. Ben şunu her zaman söylerim. Özgürlük hakkı bile var. Herkesin özgür olma hakkı var. Mesela insan hakları evrensel bildirgesini okumanızı istemiştim. Herkesin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nde insan hakları evrensel beyannamesi yayınlandı. Türkiye'de bu beyannameyi imza attı. Dolayısıyla insan hakları beyannamesine göre bir insanı köle olarak çalıştıramazsınız. Köle yapamazsınız gibi bir takım kısıtlayıcı maddeler var. Şimdi siz o hakları ne yapamazsınız? O hakları mesela kullanabilirsiniz. Evet, ben dersiniz. İnsan hakları evrensel beyannamesinden kaynaklanan şu hakkımı kullanacağım diyebilirsiniz. Tabii hukuk çok derin bir konu değerli arkadaşlar. Yani hak kazanma var, hakkın kaybedilmesi var, hakkın aranması var, hakkın kullanılması var. Yani bunların hepsi ayrı ayrı kavramlar. Geçenlerde okudum, çok da hoşuma gitti. Idi Amin, Afrika'nın en büyük Etiyopya lideriydi zannedersem. Avrupa'nın en büyük diktatörlerinden bir tanesi Idi Amin diyor ki, elbette diyor, hakkınızı arayabilirsiniz diyor, hiç sorun değil diyor. Ama diyor, hakkınızı aradıktan sonra diyor, başınıza geleceklerden ben sorumlu değilim.
Şimdi diktatör ya Avrupa, Afrika'nın en büyük diktatörlerinden bir tanesi bir Idi Amin. Diktatörlükle hak arama farklı kavramlar. Biliyorsunuz diktatörlük yani bir kişinin yaptığı faaliyetlerin kimseye hak tanımaması olayına biz diktatörlük diyoruz. Şimdi bununla ilgili diktatör deyince aklıma başka bir şey geldi. Şimdi bir diktatör varmış. Diktatör bir toplantı yapmış. Tabii her şey, her dediği, Hitler mesela bir diktatördü. Her dediği işte alkışlanacak vesaire. Diktatör toplamış milleti başına. Demiş işte etrafında askerler, millet büyük bir kalabalık, herkes gidecek, mecbur gidecek. Ondan sonra konuşmasını yaparken böyle heyecanlı heyecanlı konuşma yaparken bir kalabalığın içinden birisi hapşurmuş değerli arkadaşlar. Tabii hapşurması diktatörün dikkatini çekiyor. Diktatör şöyle bir duruyor, geriliyor. Kim hapşurdu diyor. Herkes de ufak tefek konuşmalar birden ses kesiliyor. Kimse de ses yok. Askerler diyor. Askerler çıkıyor. Tarayın diyor. Askerler makinalı tüfekle tarıyorlar. Birinci sıra pat ölüyor. Ondan sonra tekrar bu sefer daha yüksek sesle kim hapşırdı diyor. Bu sefer insanlar tabii korkudan yani hiç sessiz, inanılmaz sessiz bir şey. Sinek uçsa sesi duyulacak. Kimse ses yok. Askerler diyor. Askerler bir daha tarıyor. Tarıyorlar ikinci sırada yerde. Bu sefer daha gür bir sesle diyor ki kim hapşurdu? Bakıyor iş durum kötü. Arkalardan bir tane el kalkıyor ama insanlar da neredeyse nefes almıyor. Zayıf, cılız bir ses. O ben sesini duyuyor. Tabii o kadar büyük bir gürültü çıkıyor. Tabii herkes büyük bir şeyler kafasını döndürüyor, bakıyor. Diktatör şöyle bir rahatlıyor, çok yaşanıyor. Şimdi tabii bu bir fıkra ama işin demokrasiyle işte diktatörlük arasındaki farkı açıklaması açısından da çok enteresan bir yapı. Demokratik yapıda ne yapabiliyorsunuz? İşte haklardan bahsediyoruz. Bir takım haklarınız doğuyor. Efendim bu benim hakkım diyorsunuz. Efendim bu benim sokaktaki hakkım. Yani sokakta rahatlıkla dolaşabilirsiniz, parka gidebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki benim hakkım diyorsunuz. Ben parka girerim diyorsunuz. Ben madem bu ülkenin vatandaşıyım, öyleyse bu sokağa gezerim, bu parka giderim diyebiliyorsunuz. Değerli arkadaşlar. Evet, hakların kullanılması var. Haklarda mesela iyi niyet, kötü niyet gibi niyetler bile var. Hakkın kullanılması da iyi niyet olabiliyor. İyi niyetle birlikte kötü niyet de olabiliyor. Kötü niyetle de kullanabilirsiniz hakkınızı. Devlet eliyle korunması var. Mesela devlet diyor ki takım hakları koruyor. Kişilerin hakkını korumak amacıyla diyor ki benim arazime adam gelmiş işte benim diyor kaptaşımı bozdu diyor. Önceki dersinde ben size örnek vermiştim hatırlarsanız. Benim diyor ben buraya yatırım yaptım. Benim kaptajlarımı diyor bu adam diyor dozerlerle girmiş bozmuş diyor. Benim hakkımı diyor yani benim yaptığım yatırımı bunlardan tahsil edin diyor adam. Benim yaptığım sistemi bozmuş diyor. Yapabilir mi? Yapar. Hakkı nereden korumak gerekiyor? Kim korumak gerekiyor? Yani devlet kişiler arasındaki hak mücadelelerine de taraf oluyor. Hak mücadelelerinde de hakkı ne yapabiliyor? Koruyabiliyor. Devlet eliyle, hakkın devlet eliyle korunması diyoruz biz buna. Evet, hızlıca geçtik.
Bu temel hukuk kavramlarında bildiğiniz gibi sadece biz ne yapıyoruz? Hukukun bazı temel kavramlarını öğrenmeye çalışıyoruz. Hukukun bazı temel kavramlarını öğrenirseniz daha rahat hukuki terimleri daha rahat yorumlama şansınız olur değerli arkadaşlar. Değilse hukuki terimleri kolayca yorumlayamazsınız. Çünkü hukuki terimler içinde neler var? Sadece bir takım metinler, yazılı unsurlar yok. Yazılı unsurların dışında örf adetler var, dini yapılar var, gelenekler var, yaygın davranış biçimleri var, efendim, uluslararası sözleşmelerden doğan haklar var gibi çok sayıda ne var? İşin içine müdahil var. O müdahiller dolayısıyla hepsini ne yapamazsınız? Bunların öğrenmeniz zaten mümkün değil. Bunları hukuk öğrencileri öğreniyor. Ama siz de en azından bazı temel kavramları öğrendikten sonra konunuza sahip çıkarsanız, yanınızı ya da konunuzu öğrenmeye başlarsanız daha faydalı olacağına ben inanıyorum.